Merhaba arkadaşlar, Unity'de bir strateji oyunun temellerini atmaya devam ediyoruz. Geçen bölümde kaynak toplama kısmına odaklanmıştık. İşte birimleri seçip belli bir kaynağı toplamaları için görevlendirebiliyorduk. Ve bu birimlerde kaynak bırakma noktalarından en yakın olanını elleri dolduğu zaman seçip oraya doğru gidip kaynakları boşaltıp geri geliyordu. Bu bölümde ise seçtiğimiz nesne hakkında bize biraz daha bilgi vermeyi sağlayacak olan bir arayüz yapalım dedim. Şimdi genelde zaten strateji oyunlarında bir birimi seçtiğimiz zaman o birimle ilgili hem can gibi veya bazı başka saldırı savunma özelliklerinin gösterildi. Ek olarak da o birime dair bazı e, fonksiyonlar varsa mesela bunlardan en temeli bina e, yapma onların gösterildiği bir e, arayüz mevcut oluyor genelde. E, bazı başka strateji oyunlarında binaları doğrudan biz e, mesela işte bunun için en e, yakın örnek belki Red Alert e, 1-2 oyunları üçte daha farklı bir yol izlemişlerdi değil mi acaba neyse. hani e, Yine Generals falan gibi e, Command Kangaroo'nun e, alt serilerinde de ve yine Command and Congre, e, Congre değil, ...Conquer, Conquer değil, Kangir, Konkur, Command and Conquer e, oyunlarında sağda bir panel vardır. Birim seçseniz de seçmeseniz de o orada durur. Ve oradan bir bina seçip e, siz sahaya yerleştirebilirsiniz. Biz biraz daha bu e, seride Age of Empires'dır, mitolojidir, Warcraft'tır, o tarz yani birimlerin seçilip ondan sonra inşaat yapıldığı bir strateji oyununa daha yakın ilerliyoruz. Tabii e, diğer türlü de olsa böyle de olsa... Bunları yapacağımız kısım iki boyutlu bir arayüzden oluşacak. Onu ekleyerek başlayalım isterseniz. Burada ben e, sahnemizde bulunan eşyaların olduğu yere sağ tıklayacağım ve burada oluşturmak istediğim bir e, UI, arayüz elemanı, User Interface elemanı. Bunlardan herhangi bir tanesini eklediğiniz zaman zaten bunları tutacak olan mekanizmayı da Unity otomatik olarak ekliyor. Yani bunlardan ilkini ekliyor olacağım. Bir panel ekleyeceğim. Panel hani farklı objeleri yerleştirebildiğimiz bir alan. Ve ben herhangi bir UI elemanı ekledikten sonra aslında bununla beraber bir kanvas gelecek. Yani biz görüntülenebilir arayüz elemanlarının hepsini kanvasın altında topluyoruz aslında. Birden fazla kanvas olabilir elbette. Ama bir kanvas bunları görsel hale çevirirken bizim iki boyutlu koordinatlar üzerinden daha rahat çalışmamızı sağlıyor ve bir kanvasın kendi bir kendine ait bir boyutu olacak elbette. Önce şeyden bahsedeyim kanvasla beraber bir de event sistem geliyor çünkü kanvasın üzerindeki bazı parçalara butonlara özellikle veya işte sürgü gibi elemanlara tıklayabiliyoruz onlarla bir etkileşime geçebiliyoruz. Yani bu event sistemin var olma sebebi bu oluyor. Benim eklediğim panelle başlayalım öncelikle. Sağ tarafta oyun görünümünde göreceksiniz. Sol tarafta da sahne görünümünde ben eğer F'ye basacak olursam herhangi bir seçili nesneye odaklanıyorum sahnede. Seçtiğim şey panel olup da onu F'ye basarak görünümün ortasına taşıyacak olursam bunun çok büyük bir şey olduğunu göreceksiniz öncelikle. Yani bizim şu ana kadar çalışmış olduğumuz sahne şurada ufak bir yerde yer alırken kanvasın elemanın çok büyük olduğunu görüyoruz. Bunlar hani farklı aslında koordinat sistemleri kullanıyorlar bir nevi. O yüzden bu şekilde görüyoruz. Onun yanında kanvası seçtiğim zaman kanvasın içerisindeki kanvas parçasına görüyorum ki screen space overlay şeklinde geçiyor varsayılan haliyle. Bu ne demek? Yani biz burada bütün iki boyutlu düzende yaptığımız bir arayüz var. Onu ekranda kameranın görüntüsünü aldıktan sonra onun üzerine bindiriyoruz. Burada başka bir seçenek mesela Word space. Word seçtiğim takdirde ben kameranın e, kameradan kanvası görebiliyorum. Bu ne demek oluyor? Şurada gördüğünüz gibi köşesini görüyorum aslında şu an. Yani ben bu kanvası farklı bir konuma taşırsam eğer belli bir e, oyun dünyasındaki bir ekran olduğunu düşünürsek bunun mesela bunu herhangi bir konuma yerleştirebilirim. Yani e, screen e, ...space, e, bizim... ...daha çok arayüz için kullandığımız bir şey... ...ama word space ise... ...oyunun içerisinde bir ekran var diyelim... ...şurada ufak bir panel göstereceğiz belki... ...reklamlar akacak falan gibi bir panel... ...hani oyun reklamı değil oyunun içindeki bir reklam falan... ...hani oyunun içinde bir televizyon var mesela... ...ha öbür reklam da olur tabii de... E, ...onu göstereceksek... ...bu tarz bir kanvas kullanabiliriz... ...ama overlay dediğimizde... ...daha çok hani ekrana bindirdiğimiz... ...oyun dünyasındaki konumunun... E, önemsiz olduğu Gördüğünüz gibi hani word space seçtiğim zaman burada pozisyon verebilirken kanvasa, overlay dediğim zaman hani doğrudan üstüne yığmış oluyoruz. Burada kamerayı seçersekten hani belli bir kameranın önüne gelecek şekilde hani belli bir kamera için e, bu e, kanvası kullanıyoruz demiş oluyoruz. Aksi takdirde herhangi bir e, kamera, birden fazla kamera kullandığımız takdirde de bütün kamera görüntüleri ekrana yansıtıldıktan sonra onun üzerine bir kanvas ...çekmiş oluyor. Onun dışında Canvas ilgili aslında şöyle bir şey var. Canvas Scaler. Biz şimdi bu oyunu... ...üç boyutlu olarak yapıyoruz mesela. Ve herhangi bir çözünürlükte... çalışacak ...çalışabilecek biçimde aslında. Biz burada hani görüntülerken Free Aspect... Hani. ...bu ekranın boyutu neyse... O, ...o boyutta ve çözünürlükte göster... ...diyor olsak da... ...burada bazı mevcut çözünürlükler var. O çözünürlüklerde oyun nasıl gözüküyor... ...onu test edebiliriz. Hızını o açıdan test edebiliriz oyunun en boy oranını pencere açısından onu burada farklı şekillerde görüntüleyebiliriz. Öte yandan arayüz, iki boyutlu arayüz için şöyle bir şey söz konusu. Biz buraya panelleri yerleştirirken, mesela şimdi ilk yerleştirdiğim panel üzerinden başlayalım isterseniz. Bu panelin şurada kontrol edecek olursak konumu şu an. Daha da şuna basalım. Yani nereye göre konumlandırıyor? Bu, bu bize bu bilgiyi veriyor. Hem X hem Y eksenlerinde bulunduğu alanı tamamen kaplayacak şekilde büyüyor, genişliyor aslında şu anki panelin e, şeysi bu özelliği veya hani e, nesi e, başlangıç merkezi mi diyelim, yani kendini konumlandırdığı yer diyelim ya da böyle bir anchor point. Yani neye göre bunu yerleştireceğiz? Şöyle şunu seçersem sol üst köşesinin koordinatına göre ben bunu farklı yerlere konumlandırabilirim mesela x pozisyonu 0 y pozisyonu 0 şeklinde yazarsam şu an aslında ben e, konumlandırırken bunu şuradaki butonları seçerken nereye referans alarak e, bir seçim yaptığımı belirliyorum ama burada shift'le e, aslında şöyle e, dur şeyi e, düzgünce anlatayım. Şimdi deminki haline geri getirecek olursam şuna basıyorum. Hani bu her yeri kaplayacak biçimde olsun demiş oluyoruz ama buna tek başına basarsak olmuyor. Altla beraber basarsak her yeri kaplayacak vaziyette oluyor. Also set position dediği için. Bu ekranda biz herhangi bir kanvas ögesi için daha çok paneller için olmak üzere yerleştirme ayarlarını yapıyoruz. Ama yerleştirirken bizim elimizde bir iki boyutlu şekil olduğunu düşünmemiz lazım. Öte yandan bu şeklin tutucusu veya bu şekli yerleştirdiğimiz bir başka iki boyutlu alan olduğunu düşünmemiz lazım. İşte e, set position şimdi şöyle yapayım ben isterseniz set position altla beraber mesela sol üst köşeye yerleştirdim bunu. Ama burada rectangle transform'un içerisine buna bir boyut vermem gerekiyor. Mesela 30'a 30'luk bir boyutu olsun bunun. Burada eğer ben altla beraber basarsam sol üst köşeye mevcut Boyutuna göre sol üst köşeye yaslanacak biçimde nasıl olacaksa öyle e, onu köşeye taşımış oluyor. Şurada göreceksiniz panelim, panelim küçük bir vaziyette. Ben bunu mesela biraz büyütürsem, yüksekliğini arttırırsam da yine sol üst köşeye endeksli bir şekilde e, şey yapmış oluyor, hareket etmiş oluyor. Ben bunu mesela birazcık kaydıracak olursam yalnız şunu göreceksiniz. Aslında bu şeklin odak noktası merkezi değilmiş, odak daha doğrusu merkeziymiş. Geri alayım bakın. Hani ben burada genişletiyorum büyütüyorum tamam. Sol üst köşeye endeksi bir şekilde bu hareket oluyor. Ama aslında cismin merkezinin ekranın sol üst köşesine endeksi bir şekilde hareket ediyor. Yani hani demeye çalıştım bu. Yani bir de pivot noktası var. Shift ile beraber onu e, belirliyoruz. Shift ile beraber bunu seçecek olursam. Bu sefer e, hem aslında burada şey standart olan. Mesela sol üst köşeye yaslayacaksam. Hem pivot'ını sol üst köşeye yaparım. Hem altla beraber pozisyonu sol üst köşeye yaslarım. Mesela şimdi x ekseninde hareket ettirirsem veya y ekseninde hareket ettirirsem gördüğünüz gibi sol üst köşeye endeksi bir boşluk veriyorum. Ama cismin panelin kendisi de sol üst köşe üzerinden o boşluğu hesap ediyor. Mesela burada 200'e 200'lük bir karem var diyelim. Ve sol üst köşeden tamamen hani sıfıra 0 sol üst köşeye yaslanmış konumda ancak bunun pivot'ı shiftle beraber merkezine taşırsam pivot'ı merkeze taşıdığım takdirde aslında bu cismin merkezinin şunu kapamayacaktım yanlış bahsettim bu cismin merkezinin ekranın sol üst köşesine e, uzaklığını tutmuş oluyoruz aslında mesela burada 0'a 0 sıfır yaparsam pardon pivot şey e, yanlış mı düşündüm pivot'ı şey yapıyoruz hmm. Yok doğru düşün. Tamam merkezin. Ha, merkeziyle beraber şeyi de e, belirliyor. Aslında bizim anchor noktamızı hani nereyi referans aldığımız noktasını. Şimdi şu konuma tekrar geleyim. Onu düzgünce anlatmaya çalışayım. Şimdi shiftle beraber basarsak hem bizim nereyi referans aldığımız hem de cismin neresinin referans alındığı değişecek. Mesela şuna basarsam ben cismin ortasının ekranın ortasına uzaklığı üzerinden yerleşimini belirliyorum. Shift'i bıraktım. Sonra şu sol üst köşeyi seçersem artık cismin merkezinin, yani cismin merkeziyle ilgili bilgiyi değiştirmedim. Ama ekranın sol üst köşesine oranla ilgili bir bilgiyi değiştirdim. Bu yüzden cismin merkezinin ekranın sol üst köşesi üzerinden konumunu ifade edersek x üzerinde 100, hani x'te 100 birim gittik. Y pozisyonunda da eksi 100 birim gidiyoruz. Yani hani cismin merkezi aşağı doğru 100 birim uzaklıkta. Hani e, bu da böyle bir yunitinin e, panelleri veya başka iki boyutlu rectangle transform içeren arayüz elemanlarını yerleştirme veya konumlandırma mekaniği. Mesela sadece yatay eksende bütün genişliği kaplasın diyebilirdim. Bu durumda neyi seçiyorum? Şunu seçiyorum. Mesela şu yatay genişliği kaplamayı bize ifade ediyor. Yalnız yatay genişliği kaplarken aynı zamanda bunun bir Y pozisyonu olacak. Y pozisyonu açısından cisim hangi kısımda, orta kısımda mı yatayı kaplayacak? alt kısımda yatayı kaplaması daha mantıklı. Burada hem shift ile basıyorum hem altla basıyorum. Altla ile basmamın sebebi o konuma yerleştirilmesi için. Shift ile bastığım zaman da aslında ölçüleri de o konuma endeksli bir şekilde hale getiriyor. O da bizim için kolaylık oluyor. Yani merkeze endeksli bir uzaklık olsaydı. Y pozisyonu eksi 217 şeklinde gözüküyor şu an. Ancak bu bu ekran için geçerli. Farklı bir ekran için olduğu zaman mesela. Bu konumlandırmayı Biraz değiştirmemiz gerekebilecekti ee, ve farklı ekran boyutları için aslında işimizi çözen şey bizim şu canvas scaler yani canvas scaler constant pixel size dediğimiz zaman şunu söylemiş oluyoruz bizim hani şuradaki ekranımızın aslında sabit bir piksel boyutu var diyoruz ve hani bunu farklı boyutlardaki ekranlarda yerine getirmeye çalışıyor. Aslında panelin içerisine bir şeyler ekledikten sonra o daha belirgin bir hale alacak onu o zaman değinelim isterseniz ama şimdilik burada ben panelimi alt ekranı kaplayacak bir hale getiriyorum ve bunun aslında bir de yüksekliği olacak yani yatayda tamamen aşağıya kaplarken yüksekliği bizim elimizle belirlediğimiz bir şey mesela yüksekliğinin 100 birim gibi bir şey olmasını isteyebiliriz. Öte yandan ben aslında böyle de yapmak istemiyordum. Hani tamamen alt şeyi kaplamak yerine aşağıda bulunan belli bir genişliği kaplamasını istiyorum. Yani şu tarz bir panelimiz olduğunu düşünelim. Hadi bu 500 gibi bir şey olsun. Bu panelin resmi, görüntüsü vesaire onları biz elimizde belirleyebiliriz. Şurada panelle birlikte gelen bir image kısmı var ve mesela böyle tam oraya oturacak güzel bir resmimiz, görselimiz olsaydı burada mesela ona göre döşemeli falan bir şey yapabilirdik. Ama şimdilik düz bir renk kullanalım isterseniz. Burada rengin seçimini yapabiliyoruz. Ayrıca alfa değerini ayarlayarak da şeffaflığı üzerinden bahsetmiş oluyoruz. Şu şekilde bir şeyler yaptık diyelim. Ya orada arayüzle ilgili bir şey olduğunu bize ifade edecek kadar Ondan sonra arayüzün içerisinde şimdi bu tek bir panelimiz. Ha bir de şeyi göstereyim. Şurada source image aslında bir resim seçili buna. Şu kenarları yuvarlamak için seçili olan bir resim işte daire şeklinde falan da seçebiliriz. Nan dersek de köşeleri sivri olacak bir şekilde koymuş olacağız panelimizi. Böyle köşeleri sivri daha uygun herhalde. Çok yuvarlak hatlar şu aşağıda değmesine engelliyor mesela. Tabii seçim meselesi. Bu panelin içerisine bazı bilgiler yerleştirmek istiyorum. Ve ben bu bilgileri yerleştirirken aslında şunu da düşünmeliyim. Ben herhangi bir şey seçmediğim takdirde bu ekranda ne görüntüleyeceğim? Bu ekranda görüntüleyeceğim e, panel belki de böyle oyun hakkında standart bilgiler veren bir panel de olabilir. Hiçbir şey seçildiyken. Hiçbir şey seçildiyken burayı komple kapatmak da isteyebilirim. Komple kapatmak daha mantıklı herhalde. Yani hani şey bir adam seçili değilse bu panel hiç gözükmeyecek adam veya bina seçiliyse bu panel gözükecek. O yüzden ben doğrudan yazılarımı ve butonlarımı bu panelin içerisine koymak isteyeceğim. Ama organize etmek için bu panelin içerisine bazı alt paneller koyacağım. Yani bu panelin ana panelin altında şuraya isterseniz şey diyelim mesela bu birim paneli gibi bir şey olsun. Ve bunun altında mesela yazılar dediğim bir kısım olsun. Bunu tamamen hani daha rahat organize etmek için yapıyorum. Ve bu yazılar mesela işte sola yaslı falan olacaksa yine sol üst köşeye endeksi bir şekilde bunu yapayım dedim. Burada biraz daralttım ve burada mesela belki de bir 5'e 5 piksellik aşağıya doğru gitmesi daha mantıklı olabilir gibi geldi diyelim. Böyle yerleştirdim diyelim. Ve bu yazılar panelinin altına ben bazı yazılar eee text olarak e, ekleyeceğim. Bunu sağ tıkladım. Text ekledim. Bir yazı ekledim. Öncelikle şimdi bu text yazı her ne kadar buraya hani kendi merkezine e, kendi merkezi üzerinden rastgele rastgele değil aslında bunun içindeki bir nokta yerleştirilmiş olsa da ben gidip buradan bunun hani nereye e, endeksli bir şekilde yerleştirildiğini belirleyebilirim elle. Sonra mesela bu yazıyı Ctrl D ile kopyaladığımı düşünün buradan diğeri için bir pozisyon belirleyebilirim bunları alt alta döşeyebilirim. Ama işimi kolaylaştırabilecek şöyle bir şey var. Bu yazıların konumları her neyse onlardan bağımsız bir şekilde onları tutan yapıya yani bu durumda yazılar paneli oluyor bu. Buraya ben e, vertical veya horizontal da var mesela yatayda döşemek istiyorsak şimdi yapmak istediğimiz dikeyde döşemek döşemek olduğu için vertical layout grup ekleyebilirim bu komponente. Vertical layout grup şunu sağlıyor altına ekli olan elemanları mesela bunları yazıları çoğaltırsam daha fazla yazı olursa onları da alt alta bir şekilde yerleştiriyor. Şimdi alt alta bir şekilde yerleştirirken tabii ki bu elemanların kendilerine ait olan ...yükseklik, genişlik gibi bilgilerini de e, hesaba katıyor Mesela burada her bir yazı için belirlemiş olduğumuz height'ı değiştirerek e, biz buradaki yerleşimi değiştirebiliriz. Öte yandan yazılar üzerinden de bu vertical layout grubu kullanarak... ...mesela spacing, bunların aralarına boşluk eklememizi sağlıyor. Mesela spacing'i daraltarak böyle üst üste binecek bir şekilde de yapabiliriz. Control child size, alttaki parçaların boyutunu kontrol etmemizi sağlıyor, yani bu... Bunlar tabi yazı olduğu için burada çok belki gözümüze çarpmayacak ama mesela onların yüksekliklerini ve genişliklerini tamamen buraya oturacak biçimde boyutlanmasını zorlayabilirdik. Bu durumda hani spacing'i fazla artırırsak sığmayacakları bir şekle gelirse yazıları o kadar daraltıyor ki yazılar artık kendi yüksekliklerine sığmayacak bir boyutta oluyorlar. Yani Unity şöyle yapıyor. Eğer bir harf ee, harf için harfin çizileceği bir yükseklik ve genişlik alanı var. Oraya bu font size sığmıyorsa çizmiyor. Font size'ı küçültürsem mesela şimdi hani demek istediğim belki daha rahat anlaşılacaktır. Hani ona göre font size'ı bizim daha düzgün bir bir, şek bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Burada yazılarımız mesela bu şekilde dizebileceğimiz vaziyette. Şu spacing'i tekrar sıfır yapabiliriz. Öte yandan hani bu panelin içerisine yerleştirdik ama bu birim paneli aslında Pardon yazılar için olan panel aslında benim Ekranda göstermeyi çok da planladığım bir şey değildi Burada yazılar yazacak belki ama Bunun resmini kullanmak istemiyorum o yüzden resmini kapatacağım Bu benim aslında Yazdığım yazıları organize etmek için kullandığım bir yapı Yazıları da belki seçip şöyle e, renk olarak Beyaz yaparsak Tabi e, onu da şuradan şu kalır tamam şu kalır niye o kadar görünmez bir şekildeydi şimdi yazıları çoklu olarak seçtim bence yani renk gri olduğu için <laughs> görememişim mesela beyaz yaptık diyelim renklerinde bu yazıları şimdi yazılar bunlar şöyle bir şey olabilir hani bir adamı seçtiğimiz zaman canını falan görsel olarak da gösterebiliriz elbette ama diyelim ki burada her şeyi yazı olarak yazacağız adamın daha doğrusu birimin adı olacak. Canı olacak belki. Başka ne olur? Hani diğerleri de ek bilgi için kalsın şimdilik hani bir birim için bir birime dair olan şeyleri yazarken bunu buraya ekliyor olacağız. Bunlardan sol taraflarında bunların ne olduğunu belirten bir kısım da olabilir. Yani bu yazıların bir kopyasını aldım ben. Şimdi sol taraftakiler bilgi ifade eden şeyler olabilir. Mesela birim adı falan öyle hani şey garip tabirler yazacağım ama mesela birim adı sağlık e, gibi bir şey olabilir belki yani bir puanı falan gibi bir şeyler olacaksa onu ekleyebiliriz e, ekleyelim hadi büyü olsun sağlık büyü başka ne olabilir bir birim için bir birime dair diğer şeyler varken <laughs> e, hani şey saldırı ...savunma gibi bilgileri de buraya yazıyor olalım hadi ekranda görünüyor olsun, dolmuş olsun. Daha fazla eklememiz gerekirse ne yapmamız gerektiğini biliyoruz zaten. Öte yandan burada hani diğerleri, diğer sağ tarafta yer alan new text, new text yazan şeyleri biz aslında... ...oyun içerisinde bir şey seçtiğimiz zaman güncellemek istiyoruz. Şimdilik bunlar hani hata olur da bir şekilde bu ekranı yanlışlıkla gösterirsek diye en azından new text yazmasın nokta 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 yazsın mesela veya boş kalsınlar ama hani nerede olduklarını görmek için de nokta nokta şeklinde belirtilmesi belki daha iyi. Şimdi yazılardan bu grup aslında bilgiler gibi bir şey ve seçtiğim birime dair onu güncellemek isteyeceğim. Öte yandan seçtiğimiz bir birimin resmini belki gösterebiliriz. Yine bir UI elemanı olarak bir image, bir resim ekleyeceğim. Bu mesela bunun ortasına konumlandı. Ortasında olması da fena değil aslında ama biz yine şöyle yapalım. Hani sol üst köşeye Endeksli bir şekilde Bunu şöyle Hani şöyle dışarıda falan da olacak biçimde olabilir aslında bir birimini seçtiğimiz zaman Hani yine Tamamen yerleşim meselesi tamamen Ve Burada boyutunu bir şekilde ayarladık diyelim. Y pozisyonu eksi 5 aşağı giderse şöyle ufak bir Çerçeve tanımış oluruz Bunlar yine ee, zevke göre sizin seçebileceğiniz, değiştirebileceğiniz faktörler. Peki buna hangi resim gelecek? Buna gelmesi gereken resmi de aslında bizim seçtiğimiz birim belirleyecek. Yani biz bir birim seçeceğiz. O birime ait olan bir resim olacak. Ee, o bu panele gelecek ve güncellenmiş olacak. Burada resim demiş olalım öte yandan yapabildiğimiz bazı şeyler dedik bunlar buton olarak yer alacaklar ama bu butonları da yine bir panel üzerinden göstermemiz daha mantıklı olacak ben bu panel içinde yine sol üst köşeye göre e, gerçekleşsin işlemler şeklinde seçeceğim e, height 100 olarak kalsın şunun pozisyonunu bu sefer ha belki şey olabilir aslında burada Sağ köşeye göre bunu hizalayabiliriz daha mantıklı bunun bir görseli olmayacak ama şimdilik nereye oturduğunu nerede olduğunu görmek adına görseli açık dursun isterseniz butonlar şöyle bir alan mı kaplayacak belki bu bir parça daha küçük bir şekil mi olacak vesaire onu burada yapmamız lazım. Çok geniş oldu 260 Aa, 260 değil 160 yazmışım tamam. Y pozisyonda da eksi 5 dersem şurada bir tık aşağı indirmiş oluruz. Bunun hani şu resmi kullanmasın en azından şu köşeleri dolmuş biçimde görelim ki e, şuradan da bir beşlik Smith ekleyelim. Tamam burada da e, şimdi aslında şu resmin de şuna yakın ve beşlik bir mesafede olması falan daha mı iyi olur? Belki şöyle koymuş olalım. Aslında resmi sola alıp ee, bu yazıları sağ almakta da daha mantıklı olabilir aslında. Tabi onu öyle almayız ayrı ayrı almamız lazım. Tamam öyle yapalım ee, resim. Şöyle bir 5 birim oradan aralık bırakarak e, yer alırken bunlar da Şöyle hatta bir parça belki bir parça daha aşağıda eksi 7 gibi bir şekilde yer alsınlar. Şu bilgiler içinde yine eksi 7'yi eklemiş olayım ee, ve şöyle kaydırmış olalım. Yani bunlar daha geniş olması gerekirse olabilecek bir parça. Ardından şu panelde e, eğer bina falan yapacaksak mesela onun bilgileri, e, butonları yer alacak. O yüzden de burada ben yine e, bunu sağ tıklayacağım. Bu işte şey olsun, bu butonlar gibi bir yer olacak sağ tıklayıp ben buraya bir e, UI altından buton ekleyeceğim. Bu bir buton. Mesela yine birkaç tane buton yerleştirebilirim ben buraya ama her birinin konumunu belirlemem gerekir. E, bu işi yine kolaylaştırmak adına şu butonlar panelinin içerisine ben add component diyerek yine bir e, layout grup ekleyeceğim ama bu sefer grid layout kullanacağım çünkü butonları kare bir sistemin içerisine yerleştirebilmek istiyorum. Burada yine e, cell size üzerinden mesela bir hücrenin boyutu bir hani butonun oturacağı e, boyut ne olacak onu belirliyorum. Mesela 30'a 30'luk butonlar mı olacak bunlar biraz daha büyük olsunlar. Mesela 50'ye 50'lik butonlar yerleştirdim. Spacing bunların aralarındaki boşluğu belirliyor. Ve hani burada da e, nereden itibaren işte sol üst köşeden mi sağ üst köşeden mi e, hesabı edeceğiz bu boşlukları onlar yer alıyor. Yani vertical Start axis aslında şey başlangıç şeyimiz, child alignment daha çok hani bunları dizmeye nereden başlıyoruz onu belirtiyor. Şimdi burada yalnız şunu düşünmemiz lazım hani bir kişi için butonlar hep aynı düzeni mi kullanacak? Mesela hani aslında şöyle düşününce mesela bina yapan kişi için daha çok buton olacak belki. Hani en çok burada ne kadar buton görüntüleyeceğiz onun üzerinden bir boyutlandırma belirleyebiliriz işte. Ee, mesela maksimum buton sayımız ne kadar olacak ona göre belirleyebiliriz. Ve e, buton sayısı aslında azaldığı zaman mesela bir kişi için bazı butonları göstermeyeceğiz. Onları pasif hale getirdim. Yani bunlar yine sol üst köşeye yaslanacak şekilde olacak. Yani bu buton boyutu genelde değişmez mesela oyunlarda. Hani e, inşa etmeyen birimler için de belki saldır saldırarak yürü vesaire gibi komutlar yer alacak. Burada belki büyüleri o tarz opsiyonlar yer alacak. Ve biz burada butonların bazılarını aktif bazılarını pasif hale getirerek bu işi çözebiliriz. Tabii ki bu butonların yine kendilerine ait ikon şeklinde görselleri olması daha mantıklı. Şimdi biz yine bir prototip olarak yaptığımız için üstlerinde ne yapıyorlarsa onun işlevi veya yaptığı şey yer alıyor olacak. Şimdilik burada buton sayısını biraz daha kısıtlı tutuyor olacağım. Ama hani daha fazlasını çok daha şey Daha fazlasını çok rahat bir şekilde ekleyebiliyoruz. bu butonlardan şimdi başlangıç olarak hani bizim elimizde çok fazla bir işlev yok elbette. En azından yani bir bir butonluk bir iş yaparız ama en azından. Şimdi birazcık aslında işin şey kısmına geçelim, e, script tarafına geçelim, bir şeyler e, yapalım, bir hareket olsun yani. Bir de şundan bahsedeyim ben aslında. Bir birimi seçtiğimiz zaman, o birime ait olan can, saldırı gibi bazı bilgileri mesela işte kaynak kapasitesi veya eldeki kaynak aslında e, bu bir. İnşaatçı veya adam birimi ise, şey işçi birimi ise bu bilgileri de buraya yansıtabiliriz. İsterseniz şimdilik büyü dediğim şey yerine onu mu koyalım ya da koymayalım neyse şimdilik o bir dursun. Ha bir de şey ekleyecektim dur. Genel olarak oyunda şu an bizde ne kadar kaynak var, onun bilgisini de yansıtmak istiyoruz. Onu da yine kanvasın içerisinde şimdi bu bizim birim panelimizdi. Birim panelini bazen açacağız, bazen kapacağız, pasif veya aktif hale geçireceğiz. Öte yandan sürekli bize bir bilgi veren Belki işte ekranın üst tarafında vesaire yine bunu da panelin içerisine yerleştirirsek işimiz kolay olabilir. Yeni bir panel ekleyeceğim. Bu panel kaynak paneli olsun. Kaynak paneli sürekli aktif kalabilir. Sol üst köşeye göre yerleştiriyor olalım. Çok büyük bir panel olmayacak elbette. Bu şöyle bir şekilde yerleştirmiş olayım. Ve burada şu yine ...background resmini kapatayım. Böyle belki koyu bir şey gösteririz. Burada kaynakları göstermek istiyorum. Kaynakları da kaynak panelinin altına eklediğim... ...yine tekstler olarak göstereceğim. Ama bunların yanlarına küçük ikon... ...resimler eklemek yine olası. Ve hani daha çok... ...tercih edilen bir durum. Text nerede, Şimdi buraya eklediğim tekst iki farklı şekilde olabilir. Yine hani birkaç tane kaynağın ne olduğunu yazarım mesela önce. Ardından da mesela kaynaklarımız şu an 0 1 2 falan şeklinde geçtiği için ben aslında öyle yazıyor olacağım bu kaynakları şimdilik. Mesela 0. kaynaktan ne kadar varsa yanına onun miktarını yazmamız için olan bir alan olacak ve bu ikiliye benzer biçimde birinci kaynaktan ne kadar varsa onun miktarını yazdığımız bir alan olacak ve bu miktarı yazdığımız kısımlar için şöyle düşünün hani çok aşırı olacaksa falan e, ne yapacağız onları sığacağı bir şekilde olabilir veya bazı kısaltmalar falan kullanılabilir işte e, bin olduğu zaman k falan yazabilir orada onun dışında da bunlar mesela sağ yaslı değil de sola yaslı olursa belki e, kontrol etmek daha iyi yani hane arttıkça sağa doğru ekleniyor ee, yazı olarak mesela sola sağa yastığı bir yazı olursa e, ve hane sayısı artarsa o zaman sola doğru gittiği için belki var olan şeylerin üzerine geçme e, riski daha fazla olabilir ve zaten şurada width ayarından mesela biz bunun genişliğini belirleyebildiğimizden dolayı aslında e, şeyini açtığı zaman Mesela daha fazla yazıyorum yazıyorum. Burada gözükmüyor. ne ee, Hangi kısmı gösteriyoruz onu aslında şey yapalım. 1, 2, 3, 4 mesela. Aslında çok arttığı zaman küçük kısmı, küçük değişimleri göstermemeye başlıyor. Daha belirgin olan sol tarafı gösteriyor. Belki yani en azından böyle olması daha mantıklı olabilir. Şimdi kaynak miktarımızın olduğu yer haneleri daha rahat göstersin diye bunu sıfırla dolduruyor olacağım. Ve aslında şunun için geçerli olan 45 olsun adı. 45 genişliği yine burada da e, geçerli olabilir. Burada da yine içeriğini başlangıçta e, başlangıç değeri olarak ben burada sıfırlarla doldurayım. Elbette burada e, biraz daha şöyle bir yere almamız gerekecek. Kaynak panelini Şimdi kaynak panelini ben daralttığım zaman içeriğindeki elemanlar da şöyle düşünecek olursak onun merkezine endeksli olduğu için istemediğim biçimde yer değişiyorlar. Bu bütün yazıları seçeceğim ben. Yerleşimlerimizi ve pivot noktasını shift'e basılı tutarak seçiyorum. Bu parçanın sol üstüne göre yapın diyeceğim ve kaynak paneline geri geldiğim zaman ben width'i değiştirdiğim zaman bu sefer biraz daha hani olmasını beklediğim gibi bir davranış gözlemliyorum. Şurada bir parça belki biri sola kaydırabiliriz yine. Tamam bunu da yapmış olduk ancak bunları hiçbir şekilde gerçek değerlerle bağlamadık. Şimdi hani başlatırsak e, kaynaklarım burada gözüksün isteyeceğim. Mesela ben gideceğim kaynak topluyor olacağım. Bu bilgiler nerede dersek aslında bu bilgilerin çoğu ana oyunun içerisinde. Yani ana oyunun içerisinde benim mevcut kaynaklarım var. Ana oyun bizim birazcık oyun mantığımızın işlediği. E, ana klas e, biçiminde ve hani e, bazı arayüz elemanlarını kontrol etmek de aslında ana oyunun e, işi olacak. Ana oyunun içerisinde bu arayüz elemanlarını benim e, bir şekilde e, vermem lazım. Yani burada onların da bulunması lazım. Burada hmm, şeyin adı neydi ya dur? header, tamam header diyerek ben başlıklar ekleyebiliyordum aslında. Herhalde bir deneyeyim de dur bunu tam olarak nasıl da hatırlayayım. Ee, arayüz parçaları diyeyim. Yer değişkenler demiş oldum. Yani bu bizim aslında Unity tarafında ee, şurada bir tane de public ee, Şimdi öncelikle text gibi şeylere burada ulaşabilmek için bizim burada using Unity Engine UI dememiz gerekiyor ki e, arayüz parçalarını burada da referans edebilirdim. Aksi takdirde mesela burada public text deyince tanımayacaktı. Mesela bu yazılardan e, kaynak sıfırın e, textini böyle tutacağımı düşüneyim ama şimdi şuraya geri döneyim. Şu headerlar e, neyi sağlıyor onu göstermek istiyorum. Burada birçok public değişkenimiz olursa aslında işler çığırından çıkabilir. Organize etmek için mesela arayüz parçalarının olduğu kısma şöyle bir başlık ekleyebiliyorum. Mesela kaynak sıfıra ait text'i buraya sürükleyeceğim. Bu kaynak panelinde de yine tekstlerin aslında kaynak sıfır mesela bu bir başlık aslında bu bunun başlığı. Benzer şekilde kaynak bir için bir başlığımız var veya hani bu ileride resimle değişebilir ama kaynak sıfıra ait olan sayısal veri kaynak sıfır bu textin içerisinde görüntülenecek benzer şekilde kaynak 1'e ait olan sayısal veri de bu textin içerisinde göz, gözükecek yani ben bir kaynak sıfır ve kaynak bir sahibi olacağım Arayüz parçalarından öte yandan mesela Yine public olarak e, benim burada değiştirmek isteyebileceğim şey bir panel aslında ama panele e, doğrudan panel üzerinden değil de game object üzerinden erişmemiz yeterli olacak çünkü o panele dair olan değiştirdiğimiz bilgiler aslında onu açık açıp kapatmak şeklinde olacak panelin içeriğindeki alt yapıları e, düşünürsek de oradaki bir resmi değiştireceğiz mesela oradaki bir texti değiştireceğiz panelin kendisini değiştirmeyeceğiz panelin ke kendisiyle yapmak istediğimiz ilgili olan tek şey onu açıp kapatmak. O yüzden bu gibi noktalarda onu game object olarak almak daha mantıklı. Yani onu doğrudan bir panel olarak almamıza gerek yok. Birim paneli adını verelim buna. Yanlış şey bastım. Birim paneli adını verelim. Öte yandan bir birime dair olan yine değiştireceğimiz bazı tekstler var. Bunlar mesela yine birim ön ekiyle başlasın. Birim can olsun. Ctrl D'ye basarak bunları çoğaltabilirim. Birim saldırı, birim savunma. Başka ne vardı? Birim büyü vardı herhalde. Birim adı elbette bir de. Birim ismi. Bunların her biri text olduğu için, orada sayı mı gösteriyorum, yazı mı gösteriyorum önemli değil. Sonuçta bir string gösteriyor olacağım. Arayüz parçalarından bazılarını ben doğrudan e, her e, zaman için geçerli olacak bir şekilde güncelleyebilirim. Mesela kaynakları, her zaman için mevcut güncel kaynakları göstermek istiyorum. Kaynak toplamayı düşünürsek, şimdi e, birim kaynak toplarken, kaynakları toplama noktasına bırak kısmında e, bunu güncelliyordu. Ve burada nasıl yapıyordu diye bakacak olursak şimdi kaynağa git bakalım kaynak bırakılacaksa kaynakları bırak metoduyla bırakıyordu. Ana oyun üzerinden kaynak bırakı kullanarak bırakıyordu. Ve bir kaynak aslında şu an burada güncellenmiş oluyor. Bir kaynak güncellendikten sonra o kaynağa dair olan yazıyı da güncelleyebilirim burada. Şimdi öncelikle hangi kaynağı e, güncelledim onu tespit etmeliyim. Burada aslında ifle de olur veya switch case şeklinde bir yapı kullanabiliriz. Switch case yapısında switch e, altına yazdığım şey aslında benim kontrol ettiğim değişken oluyor. Yani burada şöyle yazarsam B'nin içerisindeki toplanan kaynak cinsini kontrol et diyorum. Bu eğer sıfırsa şunları yap diyeceğim. Sıfırsa kaynak sıfırın içerisindeki teksti güncelle. Ne eşitleyeceğim? Bunu şuna eşitleyeceğim. Aslında kaynak sıfırdan ne kadar varsa artık kaynakların altında hani bunu buraya eklediydim zaten. Ee, <laughs> bu toplanan kaynak cinsinden ne varsa onu text olarak eklemek istiyorum. Yalnız sıkıntı bunun bir integer olması. Integer'ı doğrudan string'e çeviremiyor. Ama bunun başına boş bir string e eklersek String artı integer bakıyor, solda string var, bu integer'ı buna bir string olarak eklemem gerekiyor diye düşünmüş oluyor C-Sharp. Ee, switch case yapısında her case'in bittiği noktada break dememiz lazım, aksi takdirde e, diğer durumları da e, içine alacak şekilde devam eder. Mesela case 1 içinde de break diyerek e, burada onu sona erdiriyor olacağız. Birinci case'de de güncellediğimiz şey aslında kaynak 1'in e, değişmesi. Şimdi toplanan kaynak cinsini buraya aldığımız için hani iki yandan da bu değişkene bağlı aslında toplanan kaynak cinsinin bu noktada sıfır olduğunu bildiğimiz için buraya gidip doğrudan sıfır yazmamızda da bir sakınca yok. Yani bu bizim aslında sol taraftaki hangi teksti güncellediğimizi bulmamızı sağladı. Farklı case'ler. Burada yer almayan bir case geldiyse mesela hani yanlış yaptık Beşinci kaynağımız vardı, oraya yansıtmadık. Onu da default case altında bir şekilde çözümleyebiliriz. Yani böyle bir şey denk gelirse hata mesajı ver diyerek bunun başına case yazmıyoruz elbette doğrudan default yazıyoruz. Yani bu yukarıdakiler dışında bir şey olduysa varsayılana düşüyor olacak. Şimdilik iki tane kaynak üzerinden gidiyoruz. Bu şekilde yapmamız yeterli. Yani herhangi bir kaynak, miktarı değiştiği takdirde ekrana yansıyacak. Ben de şöyle şu tarafa gelecek olursam, bu tarafa... Bunların ekrana yansıyabilmesi için gereken şey ana oyunda... ...bu kaynak 0 ve kaynak 1'in... ...text objelerini yerleştirmiş olmam. Şimdi çalıştıracak olursak... Sol üst köşede ancak başlangıç durumunda da ben e, bütün doğru kaynakları yansıtmak istediğim için şu ikisini alayım aslında. Bunlar ana oyunun start anında, start kısmına bakıyorum. Ana oyun yeni başladığı zaman kaynaklarımız ne kadarsa onların başlangıç değerlerini bu şekilde ekrana yansıtmamız da gerekli elbette. Yoksa hani burada 0 0 yazıyor olur. Şimdi başladık. İki kaynaktan da mesela 50 e, miktarınca var. Ve ben birimlerimi seçiyorum. Buraya toplattırıyorum. Bu arada şey denedim. Bir bölümde belki onlarla ilgili... Şimdi birinci kaynak artıyor bu arada. Onu gözlemliyoruz. Onlarla ilgili belki kısa videolar şey yapıp... Bir bölümün içerisinde değinirim ama Age of Empires'da mesela Age of Empires 2'de denedim. Çok fazla birim oluşturup böyle aynı kaynağı yollarsak onda da şaşırıyorlar gerçekten. Yani bazıları aval aval dolanıyor. Ancak orada ee, ilk miktarı topladıktan sonra binaya döndükten sonra şöyle bir şey söz konusu Geri dönerken kaynağı eğer daha Aynı kaynağın daha elverişli bir toplama yeri varsa oraya gidiyor mesela ağaç toplama üzerinden diyelim yani 20 adam seçtik Aynı ağaca Sağ tıkladık o ağaca doğru e, Gidiyorlar gitmeye çalışıyorlar o tekil ağaca gitmeye çalışıyorlar ancak Mesela ilki topladı e, geri döndü ondan sonra daha mantıklı bir ağacı buluyor aslında öyle şeyler var gibi onu daha iyi gözlemleyebileceğimiz bir şey yapabiliriz belki sonra adamlarımız topladıkça yukarıdaki bilgilerin değiştiğini görüyoruz Aslında burada eldeki kaynağı da gösterdiğimiz bir şey yine iyi mi olacak İyi olabilir bilgiler altında. Neyse şimdilik e, öncelikle bir hani temel seçimi yapalım. Sonra eldeki kaynağı gösterme yerini yaparız. Şimdi temel e, bir adam seçimi e, düşündüğümüz takdirde o seçimi biz yine ana oyunun içerisinde yapıyoruz aslında. Mevcut seçili diye bir şey tutuyoruz. Mevcut seçili değiştiği zaman burada bizim haberimiz oluyor ondan. Mevcut seçili farklı noktalarda değişebiliyor aslında. Mı? Şurada değişiyor aslında sadece, değil mi? Evet. Mevcut seçili şu noktada değişiyor aslında. Mevcut seçili eskisi ne boyadığımız nokta burası. Ama bizim bir şeyi seçtiğimizin belli olduğu nokta aslında tam olarak şurası. Mevcut seçili dediğimiz şey yeni bir şey atamış oluyoruz. O yüzden de biz burada aslında şu noktada bir şey seçtik. Bir şey seçtiğimizden bu noktada kesin haberdar olduk. Bir şey seçtikten sonra da ona dair olan void bir metot yapalım. Arayüz ya da birim arayüzü güncelleme. Şimdi bunu ayrı bir metot olarak yapıyorum. Çünkü bunda aslında ilerleyen noktalarda birazcık işler daha karmaşık hale alacak. Hani bazı butonları açacağız, kapacağız, hangi birim olduğuna göre değişiklik yapacağız. Ve bunları hani her seferinde burada bir noktaya yerleştirirsek işler çok karmaşık bir hale alabilir bizim bakış açımızdan. Yani bizim gördüğümüz kısımdan. O yüzden burada bir birim seçtiysek ve onun da ilgili olan şu materyal e, belirleme işlemlerini yaptıysak birim arayüzünü de güncelleyeceğiz demiş olduk. Ve bu takdirde aslında bizim birim arayüzünü güncelleme noktasında e, bir de aslında burada şey olabilir. E, birim arayüzü aç ve kapat şeklinde olsun. Yani bu birim arayüzü çift tıklayayım sağ tıkla yeniden adlandır diyeyim ki aşağıdaki bir isim değişikliğini yapma, yapmaktan kurtulayım. Birim arayüzü ya da şey misin? olsun? Tamam birim arayüzü güncelleme olsun yine. Bir tane boolean. Bir tane bool alıyor olsun. Açma olsun. Yani hani şey. Ee, seçildi gibi bir şey olsun. Yani şunu düşüneceğim. İki tane koydum parantezi. Eğer seçildi turuysa ben bu birim arayüzünü güncellemek isteyeceğim aslında. Birim panelini aktif hale getireceğim. Set active true diyeceğim. Ama bazı durumlarda da belki birim seçmedik. Belki boşluğa bastık. Bu durumda da aslında ben birim panelini kapatıyor olacağım. Set active false diyerek görünmez hale getireceğim. Çünkü şu an bir birim seçildiyse orada gösterecek bir şey yoktur zaten. Birim panelini açıyorsam yalnız aslında onun içerisindeki bazı bilgileri de benim güncellemem gerekiyor çünkü hani farklı bir birim seçmiş olabiliriz. Canı daha az olabilir, türü farklı olabilir. Farklı türden henüz birimlerimiz olmasa da öyle şeyler ekleyeceğiz. Ee, öncelikle şunu yapalım. Hani birimi seçtiğimiz zaman birim arayüzü güncelleme'yi türü olarak çağıracağız. Ancak hani bu bir şey seçtik noktasıydı. Sol tuşla tıklıyoruz. Seçim yapma mantığı. Sol tuşla tıklarken bir şey seçtiysek buradayız. Bu ise bir şey seçmedik. E, boşluğa tıkladık noktası. Boşluğa tıkladığımız zaman eskiden bir şey seçili mi diye kontrol ediyoruz. Ya. Eskiden bir şey seçili di seçili idiyse e, demek ki ne anlamına geliyor? Birim arayüzü açıkmış anlamına geliyor. Bu takdirde de false'a çevirebiliriz ama aksi takdirde hani önceden bir şey seçildiyse zaten birim arayüzü gözükmüyordu. Hani tekrar tekrar boşluğa tıklıyoruz ama bir şey seçildi değil. Birim arayüzünü tekrar tekrar kapatmayı denemeye gerek yok zaten kapalı olduğu için. Emir verme sağ tuşla ilgili mantıklar tamamen bunların dışında. Hani sağ tuşa basarak birim arayüzünü e, kapatmamızı veya onu başka bir adama göre güncellememizi gerektirecek bir durum söz konusu olmayacak öte yandan şimdi bir birimi değiştirirken birimin ismi canı saldırısı savunması büyüsü güncellenecek dedik. Demek ki bu bilgilerin aynı zamanda bir birimin içerisinde sayısal olarak var olmaları gerekiyor. Yani bir birim için aslında şurada can ve saldırı yapmıştık. Bu hani şey referans olsun diye bunu buraya aldım yoksa bunların text halini tutmayacağız. ama içeride neler gerekiyor bize saldırı, savunma büyü ve daha önceden aklımıza gelmemiş olan isim. İsim tabii ki bir float değil de string olmalı. Yani bir birimin içinde bu bilgiler var. Bu bilgileri biz ekrana yansıtacağız ana oyun içerisinde. Ama bir birimin içerisinde bu bilgiler neye göre belirlenecek? Onu e, henüz yapmadık. Bir de öte yandan aslında her ne kadar can, saldırı, savunma Şimdi can ve büyü için, bunlar dolup boşalabilen yapılar olacağı için aslında bir can kapasitesi, bir de büyü kapasitesi olmalı ki, hani bunlar azaldı tamam, geri doluyorlar, belki bir iyileştirme yapılıyor veya bekledikçe büyük gücü doluyor vesaire diyelim. Bu durumlarda kapasiteyi aşmayacak şekilde dolması lazım. Ve biz bunları da bu bilgileri gösterirken büyü artı büyü kapasitesi e, biçiminde ekrana yansıtmamız daha mantıklı olacak. E, her ne kadar bunlar e, onlara dair olan tek alanlar olsa da e, biz orada oranın içerisinde e, mesela işte büyü mevcut büyü slash büyü gücü şeklinde ekrana yansıtabiliriz. Birim arayüzü güncellemeye geri geldik bu bilgiler bunların textlerini güncellemek istiyoruz aslında. Ve bunların textleri şuna eşit olacak aslında. Bizim zaten seçili bir birimden haberimiz var. Neden? Çünkü birim arayüzü güncelleme noktasına geldiğimiz zaman mevcut seçilinin içinin dolu olduğunu düşünüyoruz. Mevcut seçili olan şey bir bina mı yoksa bir birim mi? Bu noktada henüz bir karara varmış değiliz aslında. Ve e, ee, ona göre bazı değişimler olabilir. Yani biz birimlerle, birimlerle binaların klasını ayırt ettik, ayırdık. Yani bir binayı gösterirken büyü gücü vesaire göstermeyeceğiz aslında. Mevcut seçilinin layer'ı üzerinden bir karşılaştırma yapabiliriz aslında. Yani layer ile karşılaştırırken layer mask kullanıyorduk. O şekilde yapabiliriz. Yani bu bir bina mı yoksa Bir Birim mi? Ona karar vermemiz gerekiyor. Bunun üzerinden olabilir. Tamam onun üzerinden olsun madem. Yani diğer seçenek de aslında oradan bir Bina komponenti veya birim komponenti almaya çalışıp Onun üzerinden karar vermekti. Şimdi Şöyle gelelim şimdi bir layer mask e, belirliyoruz birim mi bina mı kontrol ediyoruz öncelikli olarak birim ise demiş olalım e, şu noktaya geldiğimiz takdirde bu bir birimdir kararını vermiş olacağız layer maskı nasıl kullandığımızı dair önceden e, kısaca bunu e, önceki bölümde bunu kullandığımız zaman değinmiştik. o yüzden şimdi hani çalışan bir yapı olarak buradan aldım bunu bu bir birim değilse bina mıdır kontrolünü yapacak mıyız yapmayacak mıyız oyunu ayrı bir mesele. Hani birim değilse kesin binadır diyecek miyiz? Ama şimdi kaynakları falan da seçebileceğiz belki. Onlarla ilgili farklı durumlar söz konusu olabilir. O yüzden ben burada layer mask'ı güncelleyerek eğer bir birim değilse bina mıdır diye de test edeyim bence seçili şey bu noktaya gelirsek bu bir binadır anı olacak ve şimdilik bunu sadece birim için düşünerek yapalım. Birim için düşüneceksek birime ait olan birim klasının objesini almak istiyorum. Yani mevcut seçili üzerinden get component kullanarak benim bir birim şeysi almam lazım. Şimdi burada hatırlayacak olursak get component ile birim alırken seçili nesnenin parent'ının içerisinde olduğunu hatırlamamız lazım. O yüzden get component in parents kullanıyorduk. Bunun sebebi de tamamen şuydu. Biz birim birimleri ifade ettiğimiz ana parçanın içerisinde bir mesh yoktu aslında. Bununla ilgili e, bazı script veya now mesh agent komponentlerini bu parçanın içerisinde tutarken birimin modeli altta hiyerarşide bir alt parçada bulunuyordu. Birimin modeli de şu anki yani bir kare prizmaydı. E, i̇leride mesela bu kare prizma yerine biz buradan adam modeli falan koyabiliriz ve onu değiştirme sürecini biraz daha kolaylaştıran bir şey aslında bu. Öte yandan da bu sebepten ötürü seçtiğimiz katı parçanın bir üst parçasında biz birim komponentini aramalıyız. Yani o yüzden de get component değil de get component in parent demiş oluyorduk. Burada bir birim elde etmiş olmak istiyoruz sonuçta. Bir şekilde eğer bu null idiyse devam etmeyeceğiz. Aksi takdirde hata verir. bu aldığımız komponent null değilse demiş olacağız. Ve null değilse de aslında biz birim ismin tekstini güncellerken b'nin içerisinden doğrudan alabiliriz. B'nin ismi her ne indiyse. Birim canını şu şekilde yapabiliriz. B'nin içerisinden can miktarını alırız. Ardından buna bir işte şöyle bir slash ekleriz. Artıyla string e, operasyonu yapıyoruz. B'nin can kapasitesini de yanına yazarız. Bunun tamamı bir string işlemi olarak algılansın diye de ee, en başına, ha tabi pardon, şu, şunun textini güncelliyoruz. Yani her ne kadar bu komponentin kendisi text komponenti olsa da, bu bir obje. Bunun içerisindeki yazıyı güncellemek istiyoruz demek için de o komponent nokta text şeklinde kullanmamız gerekiyor. Peki şu gerçekten gerekli miydi? Başlık string çok da şart değil çünkü içeriğinde bir noktada string olduğu için zaten bunu bir, e, bu işlemin sonucunu bir string olarak algılıyor. Bu diğer farklı yapıları da bir şeylere eşitliyor olacağız. Saldırısını doğrudan saldırıya eşitleyeceğiz. Savunmasını doğrudan savunmaya eşitleyeceğiz. Bunlar tabii ki integer, daha doğrusu float oldukları için boş birer stringi başına eklemeliyim ki bunu bir string olarak algılasın. Büyü gücünde büyüye eşitliyor olacağız Bunlar birimin içerisinde artık her nasıl yazıldılarsa o şekilde var olacaklar öte yandan birime ait bir de resim vardı şimdi bu resmi henüz buraya yazmadık onu da yazmamız lazım public image bir e, resim dosyası birim e, resim şeklinde bahsettiğimiz bir dosya yalnız şöyle bir şey şimdi düşünmeye başlayacağız her birime ait olan resmi birimlerin kendisinin içinde mi tutmalıyım? Yani düşünecek olursak belki 5 tane birimimiz olacak veya işte 100 farklı tür birimimiz var diyelim ama sahnede de 1000 tane adam olacak. Ve bu 1000 adamın hepsi de aynı türden birimler olabilir aslında. Ve aynı türden birimler için her bir birimin içerisinde, şimdi birim klasını düşünürsek bu birime has özellikleri bir şekilde tutuyoruz aslında. Mesela bu birimin canı, can kapasitesi ...de dahil olmak üzere belki... ...ne bileyim biraz daha RPG ögeleri olacak... ...ve hani o birim bir şey topladığı zaman... ...can kapasitesi gelişecek veya belki bir seviye olacak... ...adam öldürdükçe can kapasitesi değişebilir. Öte yandan aslında birimin resmi... ...biraz daha isimle alakalı bir durum. Yani birimin üst ismi üzerinden... ...resmini belirleyeceğim bir katalog tutabilirim. Hani her birimin e, yüzü falan... Az buçuk farklı olmayacaksa, hani e, şeyde mesela genelde strateji oyunlarında birimin türüne göre resmi belirlenmiş olur. E o birimin resmi hani e, benzer aynı birimden olan farklılarıyla birbirleriyle aynıdır. O yüzden de e, içinde birimin içerisinde birimin türünü bize ifade eden isim gibi bir bilgi üzerinden hangi resmi ona atacağımızı belirleyebiliriz aslında. E, bunun için de şöyle bir şey yapabiliriz mesela yine. Şu arayüz parçalarında belki bir adet de. Ee, öncelikle şey yapalım mesela bir resim ekleyelim. Şurada yeni bir klasör oluşturayım ben. Birim resimleri gibi bir şey olsun mesela. Burada hazırda tuttuğumuz aptik ve doptik resimlerini alalım. Buraya sürükledim bunlar. Birer Texture olarak belirlenmiş oluyor ve bunun türü eğer ben bunu arayüzde göstereceksem Sprite türünden oluyor. Yani ben resimleri aslında tutarken hani bu iki resim içinde bunları Sprite türüne çevireceğim. Apply diyeceğim ki bunlar birer Sprite olarak geçiyor olsunlar. Sprite'lar animasyon da içerebileceği için şuradan yani birden fazla resim gösterme kısmı e, gözükse de bunlar tekil resimler aslında. Ve eğer ben şu kanvas e, üzerindeki resim kısmına gelecek olursam, burada da imajın aslında sprite'ını belirlemeye çalışıyor olduğumuzu görüyoruz. Yani bir birim seçtiğimiz zaman buradan e, seçtiğimiz birimin resmini atacağız. Seçildiyse belki boş bırakacağız ama seçildiyse zaten paneli komple kapattığımız için çok önemli olmayacak. Ama e, burada demek istediğim şey bu komponentin, kendisi bir imageken, imaj yani ekranda gösterilen bir şeyken bizim buraya doldurduğumuz şeyler aslında sprite objeleri. Bu sebeple de ben burada birim kataloğumu tutarken bir sprite ereği tutuyor gibi düşünebilirim. Birim resim kataloğu. Şimdi bu birim resim kataloğunu çok çok farklı şekillerde de tutabiliriz elbette. Belki teksti veririz. Oradan ona göre bize bir Resim verir ama şöyle düşündüm şimdi hani her birim için biz burada sırasıyla belli bir bizim bildiğimiz sırayla da sprite'ları ekleyebiliriz daha basit halde tutmuş olduk yani şu an ve bu noktada da her birimin içerisinde aslında hangi resmi kullandığına dair bir bilgi hani isminden bağımsız olarak da tutulabilir yani şurada şöyle bir şey düşünün public integer resim indeksi. Yani resim indeksini biz birimin içerisine tutuyoruz. Bu aslında birazcık ismi gibi bir bilgi yani türüyle alakalı bir bilgi. Bunları hani seçtiğimiz anda bazı karşılaştırmalar yaparak hesap ederek oradan buna ait olan indeksi bulabiliriz. İşte okçu seçiliyse 20. indeks belki bakıyoruz adına bakıyoruz yine. Kılıçlı adam seçiliyse 21. indeksteki resmi kullan diyebiliriz. Ama bunlar belirli olursa zaten yapacağımız tek şey bu indeksi alıp o indeksteki resmi kullanmak olacak. Yani biraz daha hızlı olmuş olacak aslında. Ve burada da nereye geliyoruz? Bir dakika şeye geliyoruz elbette. Arayüz güncelleme noktasında. Birim resim olarak geçen şeyin sprite'ını belirlemek istiyorum. Ve bunun sprite'ı bizim katalogdaki sprite'lardan beğenin içerisinde artık hangi resim indeksi kullanılmışsa o olacak diyoruz ve bunu da o şekilde güncelleyeceğini umuyoruz. Öte yandan buraya geri gelelim. Ana oyunun içerisinde hala belirlememiz gereken şeyler var. Birim panelini buraya taşımam lazım. Birim ismi için olan kısım. Şimdi bilgiler ve yazılar vardı. Yazılar aslında sol tarafta yer alan şeyler. Bilgilerse o değerleri dolduracağımız yerler mesela bunlar birim adı birim canı bir sağlık diyoruz bir can diyoruz neyse birim büyüsü birim saldırısı ve birim savunması. Ve bunları şimdi ana oyunun içerisindeki karşılık, karşılık gelen gelen karşılık gelen yerleri taşıyoruz. İşte birim adı, birim canı, birim saldırısı, birim savunması, birim büyüsü ve birim resmi. Birim resmi dediğimiz buradaki güncellenecek olan resim. Şuradaki resim yani neyin yani sprite'ını değiştiriyoruz. Bir image koymam gerekiyor buraya. Öte yandan bir de birim resim kataloğuna ihtiyacımız var. Şu an katalogda hiç resim yok. Diyeceğim ki iki elemanlı bir kataloğum var şimdilik. Ve bunlar mesela sıfırıncı indeksteki resmim ve birinci indeksteki resmim biçiminde bunları da atamış oldum. Biz öte yandan birim panelinin aslında oyun başladığı anda görünmüyor olmasını planlıyoruz. Oyun başladığı zaman bu birim paneli ekranda görünmüyor olacak. Biz ta ki ne zaman bir nesneyi seçtik o zaman onu gösteriyor olacağız. Şimdi bazı birimlerimiz zaten mevcuttu ama bunların ne canları ne isimleri vesaire var. Ben şöyle yapayım. Bu alandaki birimlerin adı işte bunlar aptik birimleri olsunlar. Canları şu an 30 kapasiteleri 30 saldırıları 5 savunmaları 4 büyüleri. Hani büyü tamam büyü olsun madem 10 olsun resim indeksleri sıfırıncı indekste kaynak kapasiteleri var bunlar hani iki farklı türden işçiler olabilir eldeki kaynakları boş olarak başlıyor ve kaynak toplayabilir yapıdalar ee, sonra şuradaki birimler için geleyim ben hmm, buradaki birimler için aslında şöyle yapayım hani en azından biz ekranda da model açısından bu birimleri farklı görebilirsek farklı birim seçtiğimizi daha kolay e, anlayabiliriz şu bize yakın olan kısımdakileri e, belirliyormuşum şu an bunların modellerinin e, farkı şu olsun madem Biraz daha Ne olsun Dolgun olsunlar şöyle nokta 15 Boyunu değiştirmeyeceğim Şunu değiştireceğim bunlar biraz daha Şişman yapıda olan birimler olsun hatta şekillerini mi değiştirelim şekillerini değiştirelim madem neden olmasın? Şimdi burada bunu birim 8'i sağ tıkladım. Bunun altına üç boyutlu bir parça olarak bir silindir ekleyelim. Şimdi yükseklik nokta 4 kullanıyorduk herhalde. Ee, şuradan aslında şunun değerlerini kopyalamak istiyorum şimdilik. Copy component diyeceğim silindire geldim. Burada uh, paste component values diyeceğim, değerleri yapıştırsın diye. Şu genişliği de .15 şeklinde belirtmiş olalım. Bunun boyu neden uzun oldu bir dakika? <laughs> çözelim bakalım. Bunun alta koymadık aslında yani hani şunu düşünmeyelim. Bununla beraber gelen kolaydırlar var. Öte yandan belki de hem silindirlerin boyutlandırılması ile ilgili farklı bir şey söz konusu olabilir. Ha, silindirleri zaten zeminden o zaman şey yapıyor bu adam tamam. Yani silindirleri biraz daha farklı e, oluşturuyormuş demek ki üniti. İyi tamam şöyle yapmış olalım. Şu alt parçayı sileceğiz ve e, bu da bunu hani şey diyecek şimdi. Bir prefab olduğu için hatırlayacak olursanız biz burada birimi üretirken bunu bir prefab haline çevirmiştik. Bunun prefab olma özelliğini şey yapabiliriz yani hani bu artık bir prefab olmayacak diyebiliriz prefab altından unpack dersem artık bu bir prefab olmaktan çıkıyor. Ben hani yeni tür bir birimi oluşturacağım şu an. O yüzden şu diğer kopyalarını siliyorum bunu. Bu hani aslında e, birim bir gibi. Yani yukarıdakiler birim sıfırdı. Bu birim birin e, yeni bir prefabı olacak. E, modelini sildim. Şu silindiri e, bu sefer hani renk olarak yine hadi normal materyali eklemiş olalım. Biraz daha e, şekil açısından da daha e, farklı olsun demiştik. Belki bir miktar daha mı bile, şöyle belki daha farklı bir birim ve bunun e, Collider'ı da değişmiş oluyor. Ancak bunun üst kategorisine bakacak olursak, buna dair olan navmesh Agent'ın bilgilerinin de değişmesini bekleriz aslında. Yani bu bir humanoidken, hani bu daha kalın bir humado, humanoid. Mesela şu an. Ve hatırlayacak olursanız biz burada agent type'ı seçtiğimiz zaman belli bir type'teki agent için aslında belirliyoruz. Biz burada yani yeni bir agent olarak ekledik bunu. Adını buradan değiştirebiliyor muyuz? Neyse öyle kalsın madem. Bu yeni agent için ben tekrar buraya geri döneceğim inspector'da. Humanoid değil de bu new agent türündedir diyeceğim ve bunun genişliğini buradan ona göre belirleyeceğim aslında. Hani humanoid aslında ha mı? Bir dakika dur dur. Bu bilgiler onu değiştirmiyor herhalde ya. Onu şöyle deneyebiliriz herhalde. Yine bu humanoid de kalsın. Biz de etrafı çizerken bir şekilde belirliyoruz ya. Yani şu bake dediğimiz zaman belli bir boya göre bake ediyoruz aslında ama bu agent türünü seçtiğimiz zaman bunun kendisine ait olan genişlik, yükseklik Yine ondan bağımsız olarak var olabiliyor gibi duruyor. Şöyle bunu yapmış olalım yine herhalde bu Nokta 16 uygun bir değer gibi. Bu birim 1 bir için tamam Şimdi hani şeyi güncelledik. Yani Diğer birimlere geri dönecek olursam ben Kontrol edersem ya Bunlarla ilgili olan Şuradaki bu agent'a has olan Genişlik, yükseklik vesaire değişmedi. Şimdi birim 1'e geri dönüyorum. Birim 1'i biri de aslında ben bir prefab yapmak istiyorum. Buraya sürükledim yani Bunu da ileride üreteceğim mesela binalardan. Ama şu an için hani binadan üretmek kısmını şimdilik bir kapatmıştık hatırlarsanız. Birkaç birim baştan oluşturalım diyorduk. Onlar üzerinden iş görelim diye. Bu şekilde onları oluşturmuş olayım. Bunlar hani birbirlerine yakın dururlarsa daha kolay olacak diye şöyle seçeceğim. Ancak başta bu birimin adını vesaire yazmayı es geçmiştim. Hepsini seçerek buradan yazıyorum. İşte can, can kapasitesi, saldırı, savunma gibi bazı değerleri buraya ekliyorum yeniden. Resim indeks olarak bu sefer birinci indeksteki resmi kullanacak olduğumu söyledim. Şu birimlerden yani bunlarla beraber şurada yer alabilirler. Yani bulurken vesaire daha işimiz kolaylaşmış olsun diye. Öte yandan Şimdi herhalde bir deneme yapabiliriz. Ana oyunun içerisinde de e, eklemem gereken parçaları eklemiştim zaten. Çalıştırıyorum. E, şöyle yapalım. Bir birim, bir birim seçtim. Onunla ilgili olan özellikleri görüyorum. Başka bir birim seçtim. Yine onunla ilgili özellikleri de görüyorum. E, mesela kaynak topluyorlar. Burada da kaynak toplasınlar. Ve ben herhangi bir boş noktaya tıklarsam orada hiçbir şey görmüyorum ama binayı seçince de Şeyi gösteriyor Neden Çünkü şöyle Aslında binayı seçince binayı seçtiğimi algılıyorum en son seçtiğim birim neyse e, Onun e, Özelliklerini görüyorum çünkü bina seçtiğimiz takdirde henüz bir e, şu birim Gösterme ekranında bir güncelleme yapmıyoruz yani orada bir şey değiştirmediğimiz için Burada bu arada bir kavga çıktı herhalde dur şu kavgayı Çözelim bu birimden toplayamadılar çünkü oraya varamadılar mı muhtemelen. Hani bunun şeklini değiştirdiğimiz için herhalde oraya şu an e, hani yeterince yaklaşamıyorlar bu birimler. Çünkü daha geniş yaptılar. Burada da toplayamıyor mesela. Onu çözmek için şey yapabiliriz mesela bu kaynaklarda ulaşılması gereken noktayı biraz daha e, yakına çekebiliriz bir seçenek. Kaynağın kendisinin e, şu dış kapladığı alanı küçültebiliriz. İki kaynağımızın vardı sanki ha iki kaynağımız vardı herhalde değil mi? Evet. Şöyle bakınca evet iki kaynağımız olduğu gözüküyor. Yani hani sorun şu e, gelmeye çalışıyor, yaklaşamıyor kilosu müsaade etmiyor. Şuradan bir yandan görüntüleyerek yapalım. Buraya gördüğünüz gibi gelmeye çalışıyor. Gelmesi gereken bir nokta var. O noktayı Şuradan gösterebiliriz toplama noktası burası o toplama noktasına bir türlü varamıyor burada varabilmesi için bir değişiklik yapabiliriz hani e, Stopping Distance artarsa Daha erken vardı sayabilelim Diye O zaman toplayabilir Boyun daha şişman birimlerimiz için O zaman yapacağımız şey Stopping Distance'ı Biraz daha fazla tutmak olabilir yani bunlar çok yaklaşamayacaklar Az buçuk yaklaştılar mı sen kabul et Dersek çözebiliriz. Başka nasıl çözebiliriz? Bunların daha doğrusu kaynağın tamamından düşünerek kaynağın toplama noktalarını kaynaktan biraz daha uzak tutabiliriz veya kaynağın kendisinin kolaylarını bir miktar daha dar tutabiliriz. Yani hani kaynağa yaklaşmaya çalışanlar biraz daha kolay yaklaşabilsin diyebiliriz. Tam burada yine toplayabiliyoruz. Kavga etmeyin. Bina ile ilgili henüz bir şey yapmadık yani bina türleri vesaire de olunca bina seçince bazı şeyleri daha farklı gösterebiliriz şu an burada da bir de hiçbir şey yaramayan butonlarımız var üstelik butona basınca boşluğa da tıklamış olduğum için ben arayüz kapanıyor onu isterseniz kısaca şey yapalım ben eğer gelip kanvas üzerinde birim birim paneli bir birim seçtim birim paneli açık diyelim birim panelinin içerisinde Raycast target var aslında. Hani bu burası, bunun açık olması bizim ee, ekrana tıklamamızı engelleyecek mi, engellemeyecek mi? Onu birazcık aslında şey yapıyor. Raycast target gerçi açık olmalı. Şöyle, yani birim panelini açtım. Ben birim panelindeki butona tıklamak istiyorum. Ha tıklıyorum aslında. Pardon. Ee, gerçi pardon yanlış mı yaptım? Ha tamam. şimdi şey. Yani birim paneli 50 açtığım için öyle olmuş da. Birim paneli açıkken ben butona tıklarsam bunun gitmesini istemiyorum aslında. Ee, onu yapabiliriz şimdilik. Yani butonlarımız her ne kadar e, çalışmıyor olsa da şu an. Onu tam olarak nasıl yapacağız? Unity. E, Yani biz panelin içerisindeyken panelde bir yere tıkladıysak eğer bunu tespit etmek istiyoruz. Bakın burada onu yapan var mı? Yani şey gibi düşünüyorum ben hani Raycast ee, gerçi şu an butonun bir işlevi yok. İşlevi olduğu zaman ee, şey olacak mı? Bir deneyelim bakalım. Şimdi biz buton işlevlerini de aslında ana oyunun içerisine yerleştirmemiz daha mantıklı olacak. Yani şurada mesela public void bir metot olsun. Buton sıfır mesela. Yani bunlar yine biz ne işe yaradıklarına dair daha güzel isimler koyarız ama buton sıfıra basıldığı zaman o metodu çağırmak için yapmam gereken şey şu: Canvas üzerinden ben e, o butonu seçiyorum, butonlardan buton sıfırı seçtim. Buna tıkladığım zaman ne olacak? On click üzerinde bu yer alıyor ve on click'in içerisinde e, artıya basarsam birden fazla nesneyi buraya ekleyerek o nesnenin belli bir fonksiyonunu çağırabilirim. Benim buraya ekleyecek olduğum nesne ana oyun nesnesi olacak. Ana oyunu buraya ekledim. Ana oyunun hangi fonksiyonunu çağırmak istiyorum? Şimdi ana oyun İçinde bir game object var, içinde bir transform var, aynı zamanda bir ana oyun skripti var. Benim kullanmak istediğim ana oyun skripti üzerindeki buton 0 fonksiyonu. Bu butona bastığım zaman bu fonksiyonun çalışmasını istiyorum ve e, bunu e, görsel olarak da görebilmek için burada ben şey yapayım isterseniz e, debug log dersem ekranda e, konsolda bir mesaj yazabilirim. İşte buton 0 e, tıklandı. Yazmış olsun. Şimdi bu tarafa geri dönüyorum. Ee, mesela çalıştırdım. Alt tarafta da konsolu açayım. Ee, birimi seçtim. Buton, bu butona tıkladım. Tıklayamadım. <laughs> Tıklayamamın sebebi şu: Basma anında aslında ben bu paneli kapatıyorum. Çünkü boşluğa bastım olarak varsayıyorum. Ve benim yapmak istediğim o zaman ne oluyor? Unity, do not işte raycasts when on UI falan gibi bir şey yapmak istiyorum. Tam olarak da bunu yapmak istiyoruz aslında. Hızlıca bakarsak nasıl şey yapıyorlar diye. Yani UI'da mıyız diye bir şey vardı sanki hatırlıyorum. Onu burada görmüş olalım. Bulmuş olalım. Daha doğrusu. Hani o gerekeceğini önceden düşünseydim. Önceden bulur şey yapardım ben. baki işe yarar mı? Yarayma ihtimali var gibi. Onu şey yapalım. Ha şu sanki. Bizim aradığımız şey gibi. Yani event sistem. Şu arayüzle ilgili bilgileri içeren kısımda. Bu da baki olur. Bu zaten o mu? Yukarıdaki daha mı iyi? tamam. Yani biz aslında şurada hatırlayacak olursak fareyle bir sol tuş tıklaması yaptık. Burada bütün bu seçim yapma vesaire mantığı aslında biz eğer bir arayüz elemanının üzerindeysek işe yaramasını isteyeceğiz. Event sistem event sistemi dahil etmek için de neyi almamız lazım? Şunu. Yukarıya using şeklinde ekledi onu. Yani biz burada şunu diyebiliriz aslında eğer benim farem herhangi bir arayüz elemanının üzerindeyse return. Update'in içerisinde yaptığım bu seçim işlemlerinin hiçbirini yapma sağ veya sol tuş tıklama hesabına. Eğer ben bir arayüz elemanı üzerindeysem yapma demiş olacağım diye umuyorum. Eğer hani düzgün şekilde çalışıyorsa seçtim butona basıyorum. Bakın hani artık tıklama gerçekleşme boşlukta bir alan tıkladığım zaman gerçekleşiyor. Boşluğu seçebiliyorum. Buton 1'e 0. butona basarsam da buton 0 tıklandı şeklinde mesajı görüyorum. Diğer butonlar şu an çalışmaya neden? Çünkü bu butonları herhangi bir fonksiyona bağlamadığımızdan dolayı. Ve en çalışma e, olarak düşününce hani birimlerimi seçebiliyorum. Bu butona basınca konsolda buton 0 tek tıklandı mesajlarını yeni zamanlar için görebiliyorum. Ee, boşluğa tıkladığım zaman da herhangi bir birimin seçili olmadığı noktaya yeniden geri dönüş yapabiliyorum. Ve aslında temel olarak da e, yani şimdi birimlerin canını falan burada gösteriyoruz ya, birimlerin canı değiştikleri zaman da o birimler eğer seçili birimlerse ekranda bu özellikleri güncellememiz gerekecek. Yani sadece birim seçim anında mı bu bilgiler yansımalı? Şimdi bazıları statik bilgiler saldırı, savunma değerleri gibi. Tabii bunlar da belki binadan geliştirildiği zaman veya belki tecrübe kazanınca vesaire güncellenecek olan şeyler olacak yine. Bu gibi birime dair bilgilerin güncellendiği zaman, bunu muhtemelen birimin içerisinde bir klasın içerisinde şey birimin içerisinde bir fonksiyonun içerisinde yapacağız. Mesela saldırı mekaniklerine geldiğimiz zaman bir, şey, birimin hasar alma metodu olacak. Birim hasar aldığı zaman eğer seçili bir ise bilgilerim değişti şeklinde bir haber verebilir ve bu haberi göre eğer şu anki görselleştirdiğimiz birim o idiyse onun yeni özelliklerini ekrana yansıtabiliriz. Bunlar niye toplamamışlar? Vaz mı geçmişler toplamaktan? Şimdi topluyorlar. Yani bunun yaklaşma uzaklığı daha şey olduğu için, daha uzaktan da e, toplayabiliyor. Şimdi bu burası dolu olduğu için diğeri buraya geldi vesaire. Hani o e, yer belirlemeler o şekillerde ilerliyordu. Yani elbette şu an hani bazı ufak tefek hatalar mevcuttur. Çok da stabil çalışmıyor olabilir. Bir de birim seçtiğimiz zaman şimdi arayüz elemanları üzerinde mesela sol tıklıyorum, sağ tıklıyorum bunlar benim diğer seçimimi değiştirmiyor ve şurası da arayüz elemanı olduğu için şu yukarıdaki kısım onun üzerinden de tıklarsam seçili elemanım değişmiyor ama burada mesela sol tıklarsam boşluğa seçili elemanımın değişiyor olduğunu gözlemliyoruz bu bölüm için aslında bu kadarı yeterli gibi daha sonraki bölümlerde yine bu sefer bina yapma üzerinden gideriz muhtemelen görüşmek üzere.